Canlarım, bu videoyu Yarenim Ruhullah'ın adına ithafen hazırlıyorum. Yarenim Ruhullah, öte aleme geçtiği zamanın bir yıl dönümün bugün ve bu yıl dönümünde hep beraber onun yaşadıklarını ve devri daim sürecini birlikte incelerim diyelim. 7 yaşında beridir iki insanı o kadar çok sevmişimdir ki, biri Yaren Ruhullah'tır, diğeri de Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ve ikisinin de apayrı bir yeri vardır benim nazarımda. Yaren Ruhullah 1979 yılında, 78 yılında böyle televizyonda gördüğüm zamanlarda o kadar büyük bir sevgiyle beraber onunla beraber olurdum. Ve her şekilde onu severdim. Ne güzel derdi. Pamuk gibi birisi. Pamuk şeker gibi. Yani o pir dedemiz ne kadar güzel derdim. Ve o kadar büyük bir sevgiyle onu anardım. Anlama sebebindeki yegane hikmet şuydu. Ey Yaren, sen ki o kadar büyük bir işin peşine düşüyorsun ve o işi de hakkıyla yerine getiriyorsun. Hiçbir zaman için siyasi bir saik olmadı. Her zaman için o sevgin özünde ervah ezelden gelen bir birlik ve bütünlük vardı. Tamamen. Zaten insanlar bazen bir kişiyle karşılaştıkları zaman o sevgi yumağı bir anda beraber gelir. Sebebi de ervah-ı ezelde onunla görüşmüş olan ruh varlığı diğerinde karşıda büyük bir sevgiyi yaşar. Ve kimisine karşıda büyük bir nefret duyar. Çünkü dünya okulunda birbirleriyle karşılaşmışlardır. Yarenimden de ben evvel hayatlarda beraber yaşamış, beraber karşılaştığını da çok iyi biliyorum. Ve benim himayemde olduğu zamanları, onun himaye dişleri, hepsi beraberdi. Ama kimileri der işte şöyle, nasıl böyle konuşursun, bilmem ne yaparsın. Benimki sevgiden başka bir şey değildi. Çünkü alem biliyoruz ki sevgi üzerine kurulur. Sevmiyorsanız sadece bir siyaset amacı, bir fikriyat amacı, bir dava uğru varsa o söner gider. Gerçekten öyledir. Söner gider. Ama sevgiyle beraber yola çıktıysanız o sevgi sizi kuşatır, kuşatır, kuşatır. Ve bir bütün olur. Uğruna her şeyi feda etmekten çekinmezsiniz. Çünkü sevgiyle yaptığınız bir şey vardır. Fakat diğerleri bir şekilde kaybolup gider. Neden? Çünkü sevgi yoktur. Sadece kabuktan ibaret olan vardır. Kabuğu soyduğun zaman zaten ortada hiçbir şey kalmaz. Ama özü olan yegane unsur sevgidir. Aşktır, muhabbettir ve aşkın bir yoldur. Neyse. Yarem Ruhullah o kadar büyük bir sevgiyle yüreğimde saklı kalan ve uğrunda, onun sevgisi uğrunda çok büyük çileleri yaşadığım ve arkasından büyük bedeller ödediğim bir kişiydi. Ve şu anda öte alem dediğimiz yerde tabii ki ölen candır, tenler, yani ölen tendir, canlar ölesi değil diye Pir Yunus'un dediği bir söz ile tekrardan ete kemiğe bürünmüş ve dünya sahasında yine var olmuştur. Ama gelelim onun hayatındaki ince noktalara. Yarenim Ruhullah 20 yaşında iken, 20 yaşına geldiği zaman artık inandıklarını hayata geçirme konusunda o kadar büyük bir aşkın bir yol yapıyordu ki hiçbir siyasi kaygı gözetmeden inandıklarını yaşamak insan için yegane unsurdur diyordu. Ve hiçbir zaman dünyevi bir kaygı gütmeden, yani şuradan şunu alayım, şuradan şunu satayım
zengin olayım, itibar sahibi olayım, şan olsun, şöhret olsun, asla böyle bir kaygı olmadı. Yaşadığına inandı, inandığını yaşayan oldu. Ve bu şekilde yoluna devam etti. Mütevazi hayatından hiç vazgeçmedi. Derken zamanında mütevazilik değil de onun yerine büyük müsrifliklerle şeyhin şahlık dönemi gibi fevkalade saraylar kurmaya çalışan ve halkı sefil, perişan ve bir çare bırakmaya çalışan hakim despotlara karşı mücadelesini verdi. Ve bu mücadelenin 15 yıl kadar zamanını uzak yerlerde geçirdi. Önce Bursa'da, sonra Ankara'da, ardından Irak'ta, akabinde Fransa'nın olduğu yerde geçirdi. Fakat olan bitenleri her şeyi bir teslimiyetle yapıyordu. Yani ben şunu yapayım, şunu yapayım değil. Teslimiyet içerisinde olması gereken neyse onu yapıyordu. Aynı Merkez Efendi'nin dediği gibi, şu anda şey yapsan ne yaparsın, her şeyi yerli yerine bırakırım. Ama şunu unutmayın. Yani zulme de ben sessiz kalayım, zulme de alkışlayayım. Nasıl olsa bunlar olur, geçer, gider gibisinden bir şey yoktu. Ve Yaren Ruhullah erçin bir kişidir. Yani erçin demek alemi gören, ruhlarla iletişime geçebilen ve bazı sırları, hakikatleri, gizemleri bilen birisidir. Ve onunla olan ruhani varlığın bir macerasını anlatacağım. Bunu da dağların çobanı Molla Yılmaz Han bana anlatmıştı. O da erçindir. Dağların çobanı Molla Yılmaz Han. Dağların çobanı Molla Yılmaz Han'ı gördüğü bir şeyle söyleyeceğim. Abi dedim, yarenimizin Fransa'da sürgün yıllarını yaşadığı zamanda ruhani olaraktan hem seni hem de beni görüyordu. Ve akabinde Şah İran'dan kaçtıktan sonrasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı hiçbir şekilde yarenim Ruhullah'ı Paris'ten getiren uçağa iniş izni vermiyordu. Uçak havada dolanıp duruyor. Ve tabii ki olan bitenler olduğu zaman zarfında da geri dönüş imkanı yok. Artık İran'da yapılacak şeyin yapılması gerekir. Bu çaresizlik içerisinde iken o teslimiyetine girmiş, siz ne düşünüyorsunuz dendiği zaman ben hiçbir şey düşünmüyorum. Hiçbir şey de hissetmiyorum. Yapmam gerekeni yaptım, teslimiyetle bekliyorum. İşte o zaman zarfında senin abi de yeşil sarıkla beraber Tahran meydanındaki Şah'ın heykelini bir üzerine iplik takaraktan devirdiğini gördüm. Ben Kum şehrine gittim. Sen Necef'e gittin. Oradan sürekli olaraktan ne kadar oradaki talebe varsa onları alıp oraya getirdik. Ve ben elimde sürekli olaraktan yarenim Ruhullah'ın resimlerini millete dağıtıyordum. Ve binlerce, on binlerce insan gelince onlarla beraber artık yapacak bir şeyleri kalmamıştı. Ve tabii ki Şah'ın heykeli oradan devrildiği zaman insanlar da onu parçalamaya başladılar. Ve bunları anlatırken o kadar da hayranlıkla dinliyordum onu. Ve arkasından ikimiz o yarenim Ruhullah'ı alıp gece kondudan olan o tek odalı evine doğru götürdük. Ve yanındaydık. Dedi, Şah'ın heykelini kim yıktı deyince, biz yıktık. Ey imam diye insanlar bağırmaya başlayınca, siz onu parçaladınız, onu siz yıkamazsınız. Diyerekten seni gösterdi abi. Ve seni göstererekten işte bu ikisi bunu yaptı. Ve arkasından müsaade isteyip oradan ayrıldık. Tekrardan kendi yerimize ulaştık. Ve dediğim gibi arkasından da bu İran'da yepyeni bir dönem başlamıştı artık. Şahlığın,
despotluğun bittiği ve yepyeni bir dönem. O dönemden sonrasında artık dendi. Halk oylamasıyla İslam devrimi, İslam Cumhuriyeti kurulacak ve İslam Cumhuriyeti içerisindeki kurallar bu olacak. Ve nitekim öyle de oldu. Ve bu süreçte de artık yaşananları bundan sonrasını biliyorsunuz. Ve ben diğer şeye geleyim, diğer anlatacağım konuya geleyim. Ve Yarenim Ruhullah'ın bir Sırr-ı Salat adındaki kitabı vardı. Bunu 20 yaşındaki bir genç olduğu zaman yazar. Abid mabuda secde ederken, mabud da abide secde eder diyor. Yani tamamen vahdet halini anlama geldiğini, uzayın derinliklerinde padişah gibi oturan bir Allah olmadığını, Allah'ın sizin gönlünüzde olduğunu anlatan yegane çok aşikare bir sözdür. Ve şiirlerini okuyanlar gerçekten onun şiirlerinde ayan beyan anlatılamayacak bilgileri bütünüyle şiirlerle beraber dile getirmiştir. Ve tam bir vahdet halinde anlatılır. Ve o vahdeti şöyle anlatır. Denizden kopan dalgalar tekrardan denize kavuşurlar. İşte Allah'a kavuşma da ona benzeyen bir şeydir. Allah'tan asla kopma yoktur. O denizden kopanların bir an içerisinde ondan az bir süre ayrılmasına benzeyen bir süreçtir. Dalga kıyıya vurur ve tekrardan denize kavuşur diyor. Evet, Yarenim Ruhullah da 3 Haziran gününde bu dünyadan ayrıldığı zaman tekrardan durur mu? Hayır, durmadı. Tekrardan ete kemiğe büründü ve tekrar doğdu. Ve nereye doğdu biliyor musunuz? Trabzon Akçaabat ilçesine. Ve orada bir Kur'an kursunda duruyor. Ve oraya gittiğiniz anda onu görebilirsiniz. Gerçekten. Ama geldiğinde tekrardan dünyada ete kemiğe büründüğü zaman her şeyi unutarak geldiği için insanların birçoğu ve kendisi dahi bunu tanıma ve bilme imkanına sahip olmaz. Sadece bir tane Kur'an kursunda hocalık yapan birisi olarak bilir. Ve hesaplayın yaşı da 23 ve 25 yaşlarındadır. Evet canlarım. Mustafa Kemal'e görev verme de, Yarenim Ruhullah'ı kovlama da üzerime düşen bir şeydi benim. Ve onları da layıkıyla beraber bunu başardık ve beraber hayat yolunda yürüdük. Yani ten, ölen tendir, canlar ölesi değil misali. Bir tenden bir tene kondu ve tekrardan hayat devam etmeye başladı. E tabi ki dünya bir okuldan başka bir şey değil. E peki hocam cennette kalmak istemez mi? İşte tekrardan dünyaya niye gelmek ister diye soracak olursanız artık o şekilde yüceliğe ermiş kişiler cenneti falan kaldırıp atarlar. Cennet kimin kime ne derler? Onların derdi vazife alemi içerisinde insanlığa bir daha ışık olabilir miyiz derdir. Ve bu süreci sürekli yaşarlar. Belki 300, 500, 600, 700, 1000, 1500 kez de dahi olsa görevden kaçmamak yolunda sürekli dünya üzerinde bir insan daha elinden tutabilir miyiz derdi vardır. Evet, bu devri daimler her zaman için bilhassa vazifeli üstadların kaçınılmaz bir gerçeğidir. Bunu bilen bilir, bilmeyen bilmez. Ama artık zaman geldi, devre sonu dediğimiz zaman geldiği için yani ahir zaman artık bu devri daim hakikatine birçokları uyanacağı zaman bu neyin nesiymiş, nereden çıkmış demeyecekler. Hani biz zannediyoruz ki işte bir kere öldük, ruhumuz bedenden çıktı. Halbuki ruhun bedenle hiçbir ilgisi yoktu. Ve daha dünyada bulunmayız. Hayır, öyle olmuyor güzel canlar. Onun gibi yüce kişiler, ulvi insanlar dünyada
bir de çok fazla daha gelip bir kişinin daha elinden tutup onu da hak ile hak olma yoluna götürebilir miyiz derdine düşüyor. Ha, peki hocam, orada kocaman büyük işler başarmış birisi. Şimdi bir Kur'an kursunda çalışmayı mı murad eder derseniz, canlarım, bunların hiçbir önemi yok. Kozalak da bizim, ağaç da bizim misali. Yani büyüklük, küçüklük veya ödül, ceza diye bir durumu düşünmeden vazife neyse onu yapmanın gereği vardır. Yani kalkıp da burada iktidar olmak, kahraman olmak, şöhret olmak, makam mevki sahibi olmak, servet biriktirmek, bunların hepsi yalan, dünyanın oyalanmalarından başka hiçbir şey değildir. Yani bir onu yazdım. Nesnelerin ve dünyaya ait olan şeylerin sizde uyandırdığı deneyimler ve hisler önemlidir. O nesnelerin hiçbir anlamı yoktur. Zaman gelecek o nesneler ve mekanlar yok olup gidecektir. Asıl olan sizin onu kullanırken sahiplenmeden ondan kazandığınız hisler ve duygular, deneyimler, öğrendikleriniz sizle kalıcı ve payidar olur. Gerisi sadece laftan öteye kalmaz. Ve işte bu şekildedir canlarım. Yani ben şunu yaptım, şunu başardım, padişah oldum, kral oldum, hükümdar oldum ve arkasından şöylesine büyük kahramanlar gerçekleştirdim. Kimsenin beceremediklerini ben becerdim diye bir olay söz konusu değildir. Ya çünkü dünya oynama yeridir. Dünya bir okuldur. Okuldan mezun olsun ya da hocalık yapanlar, insanlara yol gösteren bilgeler, sürekli yol gösterme yolunda devam eder ve o yol göstermenin karşılığı olaraktan sadece bir kişi daha ben hakikate uyanır mı derdine düşer. Yoksa onlar cennette şu kadar makam kazanalım, şöyle olsun, böyle olsun gibisinden bir düşünce içerisine girmezler. Zaten yolun güzelliği oradadır canlar. Çünkü kendisi aslında yolun yolcusu ve menzile kavuşacağı kişinin de yine kendisi olduğunu bilir. Yani o menzilde kavuştuğunun aynen Simurgh kuşunda olduğu gibi gider 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 işte yedi vadiyi geçer işte kuşlar. Önceki videoda bakabilirsiniz. Sonra Simurgh'un tahtına oturduğu zaman kendisinin aslında aradığı Simurgh olduğunu bilir. Ve yarenim Ruhullah da yani Trabzon Akçaabat'taki görev yaptığı yerde kendisi de Simurgh kuşu gibi kendi özüne doğru yolculuk yaptığı zaman aradığın aslında kendisi olduğunu bilecektir. Canlarım, ve birçoklarınız da artık yani üçüncü perde kalkmıştır. Devri daimlerini peyderpey görmek veya bilme durumuna girecektir. Herkes bunda bir yadırgama, şaşırma yaşamasın. Herkesin gördüğü, bildiği kendi özünde doğrudur ve haktır. Ama bilmek gerekir mi? Bilmenin o kadar şu andaki dünya hayatı için pek o kadar manası yoktur. Ama unutmayın güzel canlar. Size kara propagandayla anlatılan her kim var ise onların hakikatine erin ve hakikatiyle beraber onları bağrınıza basın. Yoksa sallapati iş yapmayın. Diğer türlü yapılan davranışlarda yanılır ve kusur ettik dersiniz. Çekemeyenler olur, İşte iftira edenler olur, yanlış yönlendirenler olur ama